ülkemize, milletimize, insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum. Uzun, uzun ömürler diliyorum. Bu yıl da gelenek bozulmadı. Yeni doğan ilk bebekleri bakanlar yalnız bırakmadı. İstanbul'da dünyaya gelen Umut Eliz isminin verildiği bebeğin ailesini ilk kutlayanlardan biri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı. Bakan Koca normal doğumun önemine dikkat çekti. Normal doğum olmuştur sanırım. Evet bakanım, normal doğum oldu. Çok şükür ikisi de sağlıklı. Sezeryanı biliyorsunuz zor. Şartlar gelişmedikçe önermiyoruz. Bir doğum alternatifi değil, daha çok bir zor dönemde ameliyat yaklaşımı olarak değerlendiriyoruz. Bir ameliyat çünkü, cerrahi bir müdahale. O nedenle 2022 yılında sezeryan doğum, daha doğrusu sezeryan müdahaleyi azaltma noktasında da yoğun bir gayretimiz olacak. Ankara'da yaşayan ve üçüncü bebeklerini kucaklarına alan Osman ve Emine Çavdar çiftini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ziyaret etti. Dönsün artık. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizlere hayırlı uğurlu olsun. Rabbim inşallah mutlulukla, huzurla, sağlıkla, bereketle büyütmeyi nasip etsin. İşte ritmi kaçıncı bu? Üçüncü. Oo şahane, en az üç çocuk. Aynen. Tamam. Bu ayrıca güzel bir haber oldu bizim için hocam. Aileyi tebrik eden Bakan Yanık, bebeğe altın taktı. Ona takılmasın. Konya'da 2021 yılının ilk bebeği 3 kilo 100 gram olarak dünyaya gelen Hatice Elif bebek oldu. 8 yıldır bebek bekleyen çift yılbaşında çocuklarına kavuştu. İlk bebeğimiz 8 seneden sonra geldi. O bize de hediye oldu. Yani bu şey 2022'nin hediyesi. Ömer Asaf, Esra, Muhammed, Deniz, Kaan, Ara ve diğerleri. 2022 ile beraber hayata merhaba diyen bebekler ailelerini sevince boğdu.